Geceyi düşünmelerinden söylediğine göre akşam saatleri karanlık çökmüş yahut çökmek üzere. Bir geceye giriyoruz veya girmişizdir. Ama gene de sizin yorumunuza bağlı bu. İsterseniz serin bir bahar sabahını, sıcak bir yaz öğlesini düşünebilirsiniz. Yahut bir kış günü, karlı fırtınalı ekim üstü. Şimdi iki kişinin konuşmasını dinleyeceksiniz. Ne zaman bir araya gelseler bu ikisi, hep aynı şeyleri konuşurlar. Yo, hayır. Ufak tefek kaymalar. Düşüncelerinizin içinde öncelikler, sonralıklar olur olmasına da esas değişmez. Yere gelince, yani olay nerede geçiyor? Hikayemizde alışılmış anlamda bir olay olmadığına göre bu konuşma nerede geçiyor? Evet, o da kesin değil. Bu yer bir tren, bir vapur, bir kır kahvesi, hatta rastgele seçilmiş bir yola bile olabilir. Tesadüf mü ya? Bugün bir vapurdasınız. İki çapraz çizginin kesiştiği yere gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çok şey biliyorum. Neyi mesela? Yalanla gerçeğin bir arada yaşandığını. Onu ben söyledim. Sizden önce de vardı. Kimde vardı? Bende. Her zaman benimledir. Bütün hareketlerim de vardır. Fakat ben hatırlattım. Niçin? Bilmenizi istedim. Bildiğim şey. Hangisi? Bir gerçeği yalan deriterek yaşatmak. Hafifler, katlanmamız kolaylaşır. Öyle yapsa bari. Yalan söylüyorum. Gerçekleri hiçbir hayal payı bırakmadan daha sert yaşamaktan hoşlanıyorum. Hep kendini suçluyor. Hep. Suç. Ne suç? Gerçekten korkmak. Korsan kaçardım. Kaçıyorsunuz. Yok, hiç bile. Gerçek ancak yalanla yaşanır. Kavramlardan hoşlanıyor. Bilmiyor. Gerçeğe katlanmak. Yalanın, hayalin, ümidin yardımını istemeden katlanmak. Ya siz neden kaçtınız? Ne zaman? Korktunuz, kaçtınız. Kaçmadım. İçimde yaşıyor. Bağlar kopmuş. Ben istedim. Niçin? Çok uzaklarda. Nerede? Öğrenmeyelim. Birini sevdiğini söylemişti. Çok uzaklarda diyor. Ama hangi anlamda? Belki de aldanmış olmak. Hangisi söylemiyor. Ümitsiz, hayalsiz gerçeğe katlanıyor. Sonra da yalan söylüyor. Yalan da gerçeği bir arada yaşıyormuş. Öyle olsa sürdürürdü. Siz çok onurlusunuz. Fena. Yaklaşmak imkansız. Nereye? Konuya. Nedir konu? Kimdi o adam? Ne değişir? Doğru. Bir süre bir aşk yaşadı. Derken boşlukta yüzler bekliyor. Bakışlarında sitem, kadınlar ve çocuklar. Boşlukta. Evli miydi? Bekar. Yalan söylüyor. Evliydi mutlaka. Evlilikte yalnız bir adam. Gördü. Bir dostluk, bir teselli. Bağlandı. Yakınlıkları bir aşka dönüştü. Derken boşlukta bir fotoğraf. Bir kadının hayali yaklaştı, büyüdü ve netleşti. Adamın karısının görüntüsüydü bu. Kurşun gibi ağır bir şey çöktü mutluluğuna. Ve adam da herhalde gerçeği yalansız sürdürmek istedi. Neden sustunuz? Konuşuyorum. Bu nasıl konuşma? Tahminler yürütüyor. Bir durumda olduğu gibi alsa ya, kim neyi ne kadar bilebilir? Bir yere kadar geliriz. Bilemeyiz artık. Kim var, ne var onun ötesinde? O böyle değildi. Mutluydu. Ne zaman? Yanındayken. Şimdi? Şimdi de öyle. Şimdi artık bilemezsiniz. Belli olmaz, çok sürmüyor. Ne sürmüyor? Değişir. Kalır olduğu gibi. Bir şey bildiğiniz yok. Bir şey ne? Hiç. Biliyorum. Neyi? Sizin. Ne kadar da tedirgin. Sinirli adeta. Masada sağ el. Parmakları kımıldıyor. Trampet çalar gibi. Bu bir korku mu? Neden korkuyor? Git.
evlere gidilemez. Mesela bir ölü evine. Sevmişizdir. Yakında ne varsa aldığına bile gidemeyiz. Mesela biri bekler. Uzun zaman bizi bekler. Az ötede yanar sonraşıyor. Bir sesleniş, bir çağrı gibidir. Gün başlar, gece olur gidemeyiz. Sesi ince uzun, yankılanır içimizde. Düşünmeyin. Düşündüğüm yok. Var. Gitmek kolay değil mi? Ne demek istedi acaba? Açık konuşma. Ne kadar içine kapalı. Gittiğiniz bile. Evet. Karşıda. Karşıda. Kıyı. Işıkları görünüyor. Aa evet. Siyah beyaz. Işıklar. Bilerek mi söyledi acaba? Yok hayır bilmiyor. Bazı evlerde iki ışık yanar bizim için. İkisi birlikte yanar. Biri beyaz, biri siyah. Beyaz olan bizi ister. Siyahı istemez. Yaklaşma der, yaklaşma. Hemen uzaklaşırız. Sizde de öyle olmuştur. Ne olmuştur? Bir lambanın sönüşü. Yok yanıyor, ben yanar bıraktım. Geçen zaman? Zaman geçmiyor ki. Kaybedilmiş. Hiç kaybım yok. Ben gerçeği yalanla birlikte yaşarım. Ne fark eder? Aile ne fark eder? Yalnızlık. Ben yalnız değilim. Acısını gizliyor. Gider yakındır. Hazırlıklı olmak gerek. Birden bırakır gider. Tıpkı şu masadan bir örtüyü hızla çekmek gibi. Şu masa... Ne olmuş? Ansızın devirse. Boş kaldırı yerine koyarız. Siz mi? Ben ya da başkası. Değişir. Ne değişir? Evet, ne değişir? Ne kurutlu adam. Ümitsiz, çok fena. Yaşamayı kendi zehir ediyor. Şu anda. Evet. Ne diye karartmalı, şu anda sizinleyim. Hayır. Peki. Ne de kolay yalan söylüyor. Arada. O kadar yakın ki. Ne yakın? Size imreniyorum ya. Aldırdığınız yok. Neye yok? Sizin için bütün durumlar güzel. Yok hayır. Ancak başlangıç. Sonra? Hiç. Çok yakın. Ne çok yakın? Karşılar dediniz ya. Karşı kıyı mı yani? Az kaldı. Yok daha var. Kalmadı. Evet evet. Tıpkı şu masadan bir örtüyü hızla çeker gibi. Bakın sevişen. Bir tane koca tanımıştım. Evet. Sözde beni severlerdi. Fakat beni evlenmiş çağırmadı. Tahmin ediyorum. Yalnız evli çiftleri çağırdılardı. Beni çağırmadılar. Bildikleri vardı. Neydi bildikleri? Karşılaşmalarda hep ayaküstü. Nasılsın diye sorarlar. Bir yakının, bir sevginin gereklerini böylece yerine getirdiklerini sanırlardı. Bu bir aldatmaca. İşte bütün sevgilileri. Korkuyorlar. Belki kadın. Erkek de korkuyor. Yalnızsalar bütün kızlardan ve kadınlardan korkulur. Yalnızsalar. Yalnızlığı inkar ediyordu hani. Kolay değil. Sevdiği bu şimdi anlattığı adam mı acaba? Fakat bekar demiş. Bir onuru kurtardı. Düşünmeyin, düşünmeyin. İşte size iki çapraz çizgi sayın seyirciler. Bu çizgiler bir noktada kesişiyor. Ama nerede? Biz kesin bir şey söyleyemiyoruz. Kız düşünmeyin dedi ama siz gene de biraz düşünün. Bir geceye giriyoruz veya girmişizdir. Ama gene onu ben söyledim. Sizden önce de var. Öyle yapsa bari. Yalan. Hiç kalbim yok. Ben gerçi yalanla birlikte yaşarım. Ne fark eder? Bilmem. Size imreniyorum ya. Aldırdığınız yok. Yalnız evde neye çağırdılar? Beni çağırmadılar.